Leyla ismi aşkı çağrıştırır. Uğruna Mecnun olunası bir kadını çağrıştırır. Leyla Kasım, o da bir kadın ama Kürdistan'a Mecnun bir kadın. Halkının varlık mücadelesine katıldığı için yargılanır, mahkemede yargılanan değil, yargılayan olur. İdam cezasını da halkının mücadelesinin bir parçası olarak görür. Saç örgülerimden bayrak yapın vasiyetini bırakırken, alnı açık gittiği idam sehpasındaki son sözleri, "Benim ölümüm halkımın uyanışı olacak" olur. Bütün bunlar olduğunda henüz 22 yaşındadır. İşte böyle adı da hikayesi de tarihe kazınır. ...1952 yılında Kerkük'e bağlı Kanekin'de dünyaya geldi. Gece yarısı dünyaya geldiği için Arapça gece anlamına gelen Leyla ismi verildi. 5 çocuklu, Kürt ve yoksul bir ailenin kızıydı. O da halkının dayatılmış yazgısından nasibini aldı ve göçleri yaşadı. Ailesi orta öğreniminden sonra Bağdat'a göç etti. Bağdat'ta liseyi tamamlayan Leyla, Bağdat Üniversitesi'nde sosyoloji bölümüne girdi. Kürt mücadelesine ve devrimine ilgi duydu. 1972 yılında Kürdistan Öğrenciler Birliği'nin kuruluşunda yer aldı. O dönemde özellikle Güney Kürdistan'daki Kürtler hassas bir dönemden geçiyordu. Irak hükümeti ile Kürtler arasında yapılan 1971 otonomi anlaşması fiilen işlemez hale gelmişti. 1974'ün baharında Saddam önderliğindeki Baas rejimi Kürtlere karşı savaş açtı. Saddam iktidarda değildi ama etkiliydi. Baas Partisi'ni iktidara taşıyan 1968 darbesinde de önemli rol oynamıştı. Saddam Hüseyin 1979'da resmen Irak'ın devlet başkanı olmasına rağmen aslında bu tarihten çok daha önce de facto anlamda ülkede iktidar sahibiydi. Şii ve Kürtlere karşı sindirme girişimlerinin yürütücüsüydü. Leyla Kasım da Saddam Hüseyin'in Kürt düşmanlığı üzerine bir makale yazınca hedef haline geldi. O dönemde iktidar Kürt ailelerini Bağdat'tan çıkarmış, Irak rejiminin Kaladize kentini bombalaması sonucunda birçok sivil yaşamını yitirmişti. Kürtlere dönük ağır saldırılar vardı. Kölelik, Kürtlerin kaderi değil diyerek ulusal kurtuluş mücadelesine aktif militan olarak katılan Leyla Kasım, arkadaşlarıyla birlikte buna karşı Kürtlerin sesini dünyaya duyuracak bir eylem hazırlığına girişti. Filistinli direnişçi Leyla Halid'in uçak kaçırmasından esinlenerek uçak kaçırmayı tasarladığı rivayet edilir. Bunun üzerine 29 Nisan 1974'te bir gece yarısı istihbarat güçleri tarafından evinden alındı. İstihbarat sorumlusunun "Saddam'ı öfkelendiren Leyla sen misin?" dediği Leyla ve arkadaşları, Bağdat'ta bir sinema salonuna bomba koymak ve Saddam Hüseyin'in Mısır dönüşünde havaalanında eylem planı yapmakla suçlandı. Saddam'ı taşıyan uçağın 2 saat geç kalkmasıyla saldırının deşifre olduğu iddia edildi. Hapishanedeyken işkence ve insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldı. Saddam'a suikast iddiasıyla da yargılandı. Yargılandığı mahkeme göstermelikti ama o orada da yargılanan değil, yargılayan oldu. Leyla'yı Leyla yapan en çok da mahkemede söylediği "Beni öldürün fakat şu gerçeği de bilin ki benim öldürülmemle binlerce Kürt uyanacak. Ben Kürdistan'ın özgürlüğü yolunda canımı feda ettiğimden dolayı sevinç ve gurur duymaktayım" sözleri oldu. Mahkemedeki yargılama 20 gün sürdü ve beklenen karar verildi. İdam. Başka bir kimlikle Ebu Gureyb zindanına giden annesi Leyla ile idam edilmeden önce kısacık da olsa görüştü. Bu görüşmede Saddam'ın cezaevi ziyaretini de anlattı. "Güzel annem, tasalanma, ben bir dava insanıyım artık. Kürt halkı ve Kürdistan için savaşıyorum. Dün Saddam ve beraberinde bir grup buraya geldi. Beni kandıracağını, ilkelerimden taviz vereceğimi zannediyordu. Hatta mücadeleden vazgeçmem için maddi tekliflerde bulundu. İstediğim okullarda öğretmenlik yapabileceğim vaadinde bulundu. Fakat ben bunları kabul etmeyecek kadar onurlu olduğumu, halkımı satmayacağımı söyledim. Kendimi Kürt ve Kürdistan davasına adadığımı, bu mücadele uğrunda idamı onurla karşıladığımı söylemem üzerine çılgınlaşan koca Saddam'ın ne kadar zavallaştığını gördüm." Kendisi idamı beklerken zulmüyle nam salan Saddam'ın zavallılaştığını gören gencecik Leyla, unutulmayacak vasiyetini de bu görüşmede bıraktı. "Anne,
bizim ölümümüzle binlerce Kürt insanı uyanacak. Özgürlük bayrağımız dalgalanacak. Ben öldüğümde üzülmeyin, saç örgülerimden bayrak yapsınlar. Bahar ayında ömrünün baharındaki gençler dar ağacına götürüldü. Ailelerine haber verilmedi. Leyla ve dört arkadaşı Saddam'ın emriyle 12 Mayıs 1974 tarihinde idam edildi. İdam edilen ilk Kürt kadını oldu. 22 yaşındaki Leyla idam sehpasına Kürt dili ve kıyafetleriyle gitti. İdam sehpasına giderken Kürtlerin ulusal marşı olarak kabul edilen Ey Rakibi okuduğunu görenler var. Ardından Bağdat'taki Kürt öğrencilerin çoğu savaşmak için dağlara çıktı. Leyla'nın mirasını devralmak ve intikamını almak için birçok örgüt kuruldu. Kürdistan'ın dört parçasında doğan kız çocuklarına Leyla ismi verildi. Adına onlarca şiirler yazıldı, besteler yapıldı. En büyük Kürt şairlerinden Cüger Hun'un Leyla için yazdığı şiir birçok sanatçı tarafından bestelendi. Ailesi de idamından sonra sürgün edilen Leyla Kasım ve arkadaşlarının mezarı şimdi Necef'te. Ölümü de kendisi gibi sıradan olmayan Leyla, inatçıydı, inançlıydı, isyancıydı ve en önemlisi özgürlüğe aşık bir kadındı. Tarih Leyla'yı haklı çıkardı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye onunla uyanan milyonlarca Kürt kadını özgürlük yolculuğunun yolcusu oldu. Artık tek tek parmakla sayılan direnişçi kadınlardan değil, Leyla Kasımların mücadelesini devralmış, partisiyle, ordusuyla bir kadın mücadelesinden söz ediliyor.